Ferrari olası bir galibiyeti daha çöpe atarken Max Verstappen müthiş bir sürüşle dünya şampiyonluğu yolunda çok büyük bir adım attı. Keyifli geçen Macaristan Grand Prix'sini MediaMarkt desteğiyle sizler için değerlendiriyoruz. Formula 1'de çok yoğun geçen Temmuz ayında 5. haftadaki 4. yarış yaz arasının önceki son yarış Macaristan Grand Prix'si gerçekten cuma cumartesi ve pazar farklı pist ve hava şartlarıyla takımları zorladı. Cuma günü çok sıcak bir havada antrenmanlar koşulurken cumartesi antrenmanında yağmur, skalama turunda soğuk ve kaygan bir zemin ve yarışta yine soğuk ve kaygan bir zemin aslında takımların karşısına çıktı. Dolayısıyla ideal bir hazırlık süreci bir yandan yaşanamadı. Bir yandan pistin cumadan pazara kadar her seansta yol tutuşunun artması da yine burada yakalanamadı. Şartlar böyle değişken olduğunda tabii ki bazı takımların otomobil kullanımı ile ilgili, ayarlarla ilgili özellikle de lastik performansı ile ilgili ideal noktayı ıskalaması zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi en fazla ıskalayan takım hafta sonunda Ferrari oldu. Yarış gerçekten çok heyecanlı, değişken aslında pilotların ve takımların stratejilerinin birbirini etkilediği şekilde e, aktı ve gitti. Dolayısıyla son haftalarda yaptığınız gibi aslında takım takım gitmek yerine bugün biraz daha hibrit bir şekilde yarış incelemek istiyorum. Çünkü baştan sona kadar dediğin gibi takımların ve pilotların yaptığı ve yapmadıkları özellikle pit duvarını aldıkları hammeler birbirlerini de etkiledi. Yarışın gidişatını etkiledi. Onun için hepsini belki de anlamak için 10 takıma bölmek yerine bir yarışın akışını konuştuktan sonra Yine takımlardan ve pilotlardan konuşmayı daha uygun buldum bu hafta müsaadenizle. Ee, bir kere cuma günden başlarsak 50-55 derece asla sıcaklığı üzerinde Ferrari hem tek turda hem de yarış temposunda çok hızlıydı. Nitekim Red Bull kampı bile Macaristan'a giderken e, pistteki e, oldukça fazla olan hızlanma ve çekiş bölümlerinden dolayı Ferrari'nin avantajlı olacağını düşünüyordu. Hatta belki Monaco'dan bu yana Ferrari'ye en çok uyan pist tasarımının Hungaroring olduğunu söyleyebiliriz. İtalyan takımı da buraya aslında geçen haftaki yaşananların ardından büyük bir belki de özgüvenle geldi. Bir notta 1-2 olmak üzere sayfayı çevirip buraya geldik e, dedi. Cuma günü tabloya baktığımızda Ferrari gerçekten de 1-2 olabilecek kadar hızlıydı. Ama cumartesi ve pazar işler değişti. E, pist ve hava şartlarının değişmesiyle birlikte. Sıralama turlarına geldiğimizde ilk bölümde Hamilton, ikinci bölümde Verstappen. E, soğuk havada nispeten kaygan zeminde en iyi zamanı yaparken son bölümde George Russell şapkadan bir tavşan çıkarttı. Hiçbir mor sektör derecesi elde etmeden iki Ferrari'yi birden geçmeyi başardı ve kariyerinin ilk pol pozisyonunu e, yakaladı. Yine de Ferrari için durum o kadar da kötü değildi. Çünkü Max Verstappen güç ünitesi sorunuyla 10. sırada kaldı. Perez ikinci bölümde elendi. Tempoyu bir türlü tutturamadı. Turu silindi geri verildi ama zaten hızlı bir tur değildi Perez için. Hamilton da ilk çizgiyi belki de zorlayabilecekken DRS sorunu yaşadı son bölümde. Dolayısıyla önde Russell olsa bile Yarış temposu Cuma günü gayet iyi gözüken Ferrari'nin Sainz ve Leclerc'le ikiye karşı bir bir saldırı yapma ve yarışı istediği gibi koşma şansı vardı. Ee, öte yandan Norris Alp, ve, ve Alpine pilotları Ocon ve e, Alonso'da gerilerden yükselebilecek Hamilton ve Red Bull pilotları özellikle de Fersap'ın önünde bir engel teşkil edebilirdi. Yani yarışın ilk bölümünde e, normal bir e, akışta Ferrari'nin ana rakipleri arka e, arkalarına doğru gelmeden... E, galibiyeti zorlama şansı oldukça fazlaydı. Ama e, tabii bunun için gerçekten e, iyi bir takım performansı da gerekiyor. Pilotların e, otomobildeki e, sürüş anlamındaki becerileri dışında. Şimdi pazar gününe geldiğimizde pilotlar daha grid'e çıkarken aslında asfaltın yol tutuşunun çok düşük olduğunu birkaç isim telsizden söyledi. E, bir pit mi iki pit mi yapılacak bu konuda Pirelli de kararsızdı. Takımlar da kararsızdı belki de belli oranda ama grid'e giderken Red Bull pilotlarının yumuşak lastikle bile lastiği hiç ısıtamadıklarını e, gördük. Bunun üzerine e, normal şartlar Red Bull yarışı sert lastikle başlayıp 10. ve 11. başlıyorlar. E, orta hamura geçerek uzun bir ilk bölüm ve tek pitle koşmayı planlamış pazar sabahına kadar geldiğimizde. Ama e, işte şartlara göre durumu ve planı değiştirmek hakikaten e, büyük takımların yapması gereken bir şey. Pilotların yol tutuşun hiç olmad olmadığına dair şikayetlerin ardından ki yumuşak lastikte bunu yakalayamadılar. Red Bull son anda son dakikada oyun planını değiştiriyor ve e, sert lastikten ne olursa olsun kaçınma kararı alıyor. Bu gerçekten yarışın kaderini değiştiren anlardan e, bir tanesi e, diyebilirdik. Dolayısıyla e, Mercedes cephesinde de aslında benzer bir sertten kaçınma e, tavrı var. Cuma gününden itibaren sert lastiği yarışta kullanmamak üzere Mercedes planını yapmış vaziyette. Oysa ki Ferrari cephesinde anladığımız kadarıyla yarışa giderken önce bir mi iki pit mi yapılacağına dair herhangi bir karar olmadığı ortaya çıkıyor. Devamında da o ana kadar hiç kullanmamış olmalarına rağmen sert lastiği kullanmak üzere de bir niyetleri olduğu anlaşılıyor. Zaten yarışın kaderi de aslında belki de bu tercihle belirlenmiş oldu. Tabii... Ee, hani Ferrari'nin yine stratejik seçimiyle aslında elindeki galibiyeti belki de kaybettiği bir yarışta Sainz ve e, Leclerc'in e, kararların alınmasına daha fazla belirgin e, olup olamayacakları, daha karar durup duramayacakları da halen e, konuşuluyor. Nitekim Monaco'da ve Britanya'da e, ve Fransa'da Carlos Sainz'in stratejik anlamda Ferrari pit duvarıyla mücadele ettiğini, onların kararlarını değiştirmeye çalıştığını ve aslında söylediklerinde haklı olduğunu e, görmüştük. Yani bu seneki gidişata baktığımızda ki biraz daha anlatacağım detaylarını çoğu zaman pilotlar Ferrari pilotları pist üzerindeki e, durumu, yarışın gidişatını ve stratejiyi pit duvarından daha iyi okuyorlar. Bu normalde tam tersi olması gereken bir durum. Çünkü o kadar çok veriyle kalan herkesi kontrol edebilen pit duvarının normalde daha doğru kararlar alması lazım. Yani pilotun içgüdülerine ve hissiyatına tabii ki güvenmek gerekiyor ama normal şartlarda Ortalamaya vurursak pit duvarının aldığı kararlar pilotların aldığı almak isteyecek kararlardan genelde daha doğru oluyor ama Ferrari'de işler bunun tersine yürüyor bu bu seneye ee, baktığımızda. Şimdi çok farklı stratejiler gördük. Niye yarışı böyle inceleyelim istiyorum? Aslında e, üç hamurun da kullanıldığı ve yarışı bitiren pilotlar arasında e, hani pitlerin sayısı ve kullanılan lastiklerin sırasına göre. 10 farklı stratejinin denendiği bir yarış oldu. Onun için hakikaten herkes bir deneme yaptı. Bazıları tuttu ve bazıları tutmadı. Az önce söylediğim gibi. Mesela Verstappen, Perez ve Russell yumuşakla başlayıp orta ve orta ile iki bölümü atmayı tercih ettiler. Sherlockler'de 3 pitle orta, orta, sert ve yumuşak seçimi karşısına çıktı Monako'lu sürücünün. Sainz ve Hamilton ise orta hamurla başlayıp ilk pitte de ortaya takıp son bölümü yumuşak lastikle attılar. Yani ilk 6 favori isim arasında bile 3 farklı... Deneme yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdi yarışın startlar arasının yerini koruması kritikti. Yumuşak lastikle başlamayı tercih etti Mercedes. Fis üstü pozisyonu kaptırmamak için. Hamilton'a da orta amur Orta sıralardan, 7 sıradan yükselebilmesi için. Hamilton'ın ve Fersepe'nin daha karambolde kalabilecekleri orta sıralarda ihtiyatlı davranmaları gerekiyordu. İki pilot da gerçekten böyle yaptı ve ilk bölümü daha sabırlı şekilde geçtiğini söyleyebiliriz iki tane dünya şampiyonu pilotun. Russell ilk bölümünü yarışın Sainz ve Leclerc'in yaklaşık iki saniye önünde onları kontrol ederek geçirdi. Pit zamanının yaklaştığı ana kadar Ferrari pilotları da lastikleri koyacak mesafede kaldılar. Gördüğümüz üzere. Bu arada Hamilton ve Ferstepen Alpine pilotları Ocon ve Alonso'yu ve Norris'i geçene kadar 13 tur oldu. Yani 4 ve 5'in sıraya gelene kadar Hamilton ve Ferstepen yarışın 13 turu bitmişti. Russell'ın yumuşak lastiklerinin biraz erken bitmesiyle gibi de normal gerçekten. Mercedes Russell'ı arka tarafta Alpine'lere takılmayacağı ilk noktayı yakaladıkları anda pite çağırdı. Ee, burada Carlos Sainz'in pite çağrıldığını duyduk ama e, Russell pite yöneldikten sonra tam tersini yapması doğru bir tercihti. 1.1 saniye vardı sadece aralarında. Ve Russell e, pitin ardından beklendiği gibi orta lastiğe geçiş yaptı. Burada tabii Ferrari... Sainz de aslında en az 4-5 tur daha piste kalmalıydı. Orta, orta ve yumuşak şekilde yarışı koşacaksanız bu orta lastiğin kullanıldığı bölümlerin daha dengeli oturtulması gerekiyor. Ki son bölümde yumuşağı bitirmeyecek kadar az bir mesafe kalsın. Fakat Russell'ın pit stopu yavaş olunca Ferrari ee, aslında çok da ihtiyacı yokken Sainz'i hemen bir tur sonra pite çağırdı. Yani zaten yavaş pitin üzerine biz hemen bir pit yaparsak böyle erken pitle Russell'ın bizi geçmesini engellemiş oluruz. Pis yüzsüz pozisyonunu tam tersine yakalamış oluruz diye düşündüler. Evet bu plan tutabilirdi ama bunu tutması için Sainz'ın pit stopunun hızlı veya normal bir pit olması lazımdı ama Ferrari'de Sainz'da yavaş bir pitle bütün bu aslında Hamme'nin boşa gitmesine neden oldu. Nitekim Sainz sadece Russell değil o da gerisinde kaldı. Pit yavaş oldu Yani acele yapılan bir pitle öne geçelim derken eldekinden de olmuş oldular. Russell'la fark daha da e, açılmış oldu ki e, bu hamle de aslında Carlos Sainz'ın yarışın kalan kısmındaki e, gidişatını tamamen bozmuş oldu. 30 tur ve üzerinde bir mesafeyi 4'te 3 dolu depoyla atmak zorunda kaldı Carlos Sainz. Orta hamurla erken pite gelince ve dediğim gibi bu hamle bir yandan da bir işe e, yaramamış oldu. Öte yandan o konu geçmeye çalışırken Sainz zaman kaybedince kendisinden sonra pite gelen Charles Leclerc'e de e, geçilmiş oldu. Ferrar Leclerc'le biraz daha doğru koştu yarışın ilk bölümünü. Ee, bu arada Hamilton e, yola devam edince e, önce Ma e, Max Verstappen bir erken pit e, denemesi yaptı. Ve e, devamında orta almura e, geçti Verstappen. Fakat Hamilton yola devam edince iki tur sonra Perez'i de pite çağırdı Red Bull. Bir kez daha bir erken pit denemesi yapma hamlesiyle Hamilton'da aslında... ...Fersteben'e benzer stratejiye çekmeye e, çalıştılar. Löklerin bu hamlelerden daha geç e, pite girmesiyle orta hamuru takması... ...Russell yeniden ilk pitler bitme lider e, olarak yarışa e, dönmüş oldu. O noktada 6 pilot birden ilk pitini bitirmişti. 3 favori takımın 6 pilotu. Hepsinde orta hamuru vardı. Ve hepsinde 2 pit yapacağı aslında ortaya çıktı. Gerilerde Norris ve Alp'in e, pilotları öndekileri zorlayamayacak kadar düşük bir tempoda e, devam ediyordu 7, 8 ve 9. sıralarda. Pitten sonra Lökler tempoyu arttırdı. Russell'a e, yaklaştı. Bu arada Verstappen Hamilton'ı geçtikten sonra erken pitle Carlos Sainz'a e, yaklaşmış oldu. Ve Hamilton e, Hamilton'da e, Verstappen'in 6-7 saniye kadar gerisindeydi ama Perez'den güvenli mesafeyle öndeydi. Yani ilk pitlere kadar aslında e, Red Bull ee, iyi bir tempo tutturduktan sonra erken pitle Ferstepen'i Hamilton'ın önüne taşımayı e, başardı Sherlockler pitten çıktıktan 5 tur sonra e, DRS noktasını yakaladı Russell'a karşı 4-5 tur arkasında gitti onun ve şahane bir atakla ilk virajı dışarıdan dönerek Russell'ı geçti o noktada aslında yarış Sherlockler'e geldi galibiyet anlamında Sainz söylediğim e, taktikle geride kalmıştı tutmayan taktiğiyle Leclerc orta hamurda Russell'dan daha iyi bir tempoyu yakaladı. Rakibini geçti ve liderliği de e, almış oldu. Bu arada Verstappen saniyede bir saniye kadar e, yaklaştı. Arayı kapattı 30'u turlarda ve Red Bull bir kez daha ikinci pitte de aslında zincirleme reaksiyonu başlatan takım oldu. Hannah Schmitz gerçekten e, Red Bull'un strateji sorumlusu. Şahane hamleler yaptı bir kez daha. Onun da altını e, çizmek lazım. Yarış aslında galibiyet anlamda lökler'deydi, löklerdeydi bu bahsettiğim kısımda ve e, Red Bull Färsepenny e, orta hamurla finişe kadar gidebileceği ikinci pitten sonra finişe varabileceği lastikleri bitirmeyeceği ilk noktada bir kez daha erken pit denemesi için pite. E, ...çağırdı. Tam bu noktada... ...aslında e, Leclerc'le... ...Fersepen'in arasında George Russell vardı. E, Leclerc 5 saniye üzerinde... ...bir fark yakalamıştı. Fersepen'in ara... ...neredeyse 7 saniyeydi. Ve gerçekte... ...o noktada Ferrari'nin... ...Fersepen'e cevap vermesine... ...gerek yoktu. Gerçekten de Ferrari'nin... ...yarışı kaybettiği an Leclerc'i pite çağırıp... ...sert lastiğe geçtikleri anda... ...bir kere Ferrari o noktaya kadar... ...gride çıkış turları dahil sert lastikle... ...bir tur bile atmamıştı... Yani ellerinde herhangi bir veri yok. Sadece hesaplamalara göre e, 30 türlük bir bölümü düşündüğümüzde o 15. tura kadar sert lastiğin daha yavaş kalacağını ondan sonra orta hamurdan daha iyi performans vereceğini hesaplamışlar. Ama oraya gelene kadar haas pilotlarının sert lastiği taktığını gördük. Alpindenin sert lastiği taktığını gördük. Norris'in sert lastiği taktığını gördük. Ve bunların hiçbiri orta hamurdaki gibi bir performans yakalayamadılar. Yani sertten kaçınmak gerektiği çok net şekilde ortadaydı. Eminim sizler de Ekranlarınız başında bunun farkındaydınız, büyük çoğunluğunuz sertten kaçının diye belki de bağırmıştır ekran başında. Ama Ferrari belki de biz ne yaparız da bu yarışı kaybederiz diye düşünüp hiç gerek yokken Fertepen'den bir tur sonra lökladı, içeri çağırdı ve sert lassie takkılar. Ee, burada muhtemelen e, hani George Russell'dan bir erken pit denemesi Fertepene cevap vermesi halinde Mercedes'in ortaya çıkıp. Bu erken pitle Russell'ın lökleri geçme ihtimalinden de belki de e, korktular ama finişe kadar 32 tur vardı bu löklerin pitinin e, yapıldığı anda. Yumuşak lastikle 32 turu dayanamayacağı ortada. E, Ferrari oraya kadar zaten eee orta hamurla gelmiş. Yani başka bir şey yapmak zorunda var. Ya yumuşak takacaklar ya sert takacaklar. Dolayısıyla bölünmeyi yanlış yaptıkları için sert lastiği takmaktan başka çare kalmadı. Normalde Lökler'i bir 6-7 tur daha piste tutsalardı belki Verstappen'e teorik olarak yine geçilmiş olacaklardı. Ama oradan sonra takılacak yumuşak lastikle Hamilton neler yaptığını gördük. Ee, Lökler'in rahatlıkla bir ikincilik alabileceğini varsayabiliriz. Üstelik sadece orta hamurla 18 tur atmıştı o noktada. Şarlıklar. Gerçek inanılır gibi değil yapılan hamle. Ee, çünkü bu buz gibi bir pis üzerinde sert lastikle ısıtmak mümkün olmayan bir hamurla lökleri piste gönderler ve şarlökler lökler piste çıkışında Fersepen'den tam 5.8 saniye daha yavaş. Neredeyse 6 saniyeyi tek bu turda vermiş oldular Fersepen e, Fersepen'e karşı. Hala lökler Fersepen'den öndeydi ama tabii Fersepen'in zaten yarışta daha az olan Red Bull'la daha iyi onu geçmesi çok sorun olmadı ama hemen ardından da e, Fersepen bu arada e, spin attı. Buna rağmen tekrar durumu toparladı. 3-4'lü sonra bir kez daha saldırıya geçti. Ve Lökleri bir kez daha e, gelip geçti. Bu arada e, Fersepen'in Löklerden önce Russell'da tabii ki geçtiğini e, görmüş olduk. Attığı spini çok iyi top aldı Üçüncü antrenmanları löklerin 360 derecelik bir spini çok iyi yakalaması vardı. Doğru zamanda tekrar gaza oturmak, derviyaş kullanımı çok kritik noktalar gerçekten. Ferz spin attığı turda sadece 4 saniye kaybetti. E, kendi ideal tur zamanına e, göre ve o da telsizden Ferrari'nin sert lastikle sıkıntı yaşadığını gördüğünü söyledi. Lambi yarış e, mühendisine. Dolayısıyla lökleri ikinci kez geçtiği andan itibaren yarış galibiyeti aslında Verstappen'e... E, ...gelmiş oldu. O, onun 13 saniye ardında Sainz ve Hamilton vardı. Her ikisi de... E, ...yumuşak lastiğe geçtiler. Hamilton biraz daha geç bu lastiği e, taktı. E, Mercedes e, 4 tur sonra Sainz'den Hamilton'ı... E, ...içeriye aldı ve... E, Sainz aslında e, Russell'ın da ardında... ...geri dönmüş oldu piste. Yani eldeki... Yine sıraları Ferrari pit'in ardından kaybetmeye başlamış vaziyetteydi. Bu arada Leclerc'in temposu o kadar yavaş kaldı ki Russell da kendisini daha e, kullanılmış bir orta amurla e, yakaladı. Sainz Russell'a yaklaşıyordu ve nitekim Russell Leclerc'i geçtikten sonra Ferrari açıkçası stratejinin e, hiçbir iş aramadığını belki de ortaya koyarak Leclerc'i 3. kez pite çağırdı ve yumuşak lastiği takıp 6. sıraya kadar düşürdü. On tur kala Hamilton'ın yumuşak lastikle Sainz'dan daha iyi bir tempoyu yakaladığını gördük. Sainz'i yakalayıp geçti Hamilton. Sonra Russell da geçti takım arkadaşın lastik avantajıyla. E, ee, Russell'da 12 tur daha eski lastikler vardı İki takım arkadaşı karşı karşıya geldiğinde. Ve finish'e kadar biz aslında Fransa'nın benzeri bir podyumu ilerlemiş olduk. Fersepan yarışı kazandı. Hamilton 7. başlayıp 2. oldu. Ee, ve Russell'da da e, Pol'dan başladı yarışı. Podium'da 3. sırada bitirdi. Sonlardaki güvenlik aracı e, belki son turlardaki puan mücadelesini biraz aslında durdurmuş oldu. Özellikle e, Sebastian Vettel'in Alpine'e bir e, saldırı yapabileceği gözüküyordu. Aynı şekilde e, Perez de e, öndeki Carlos Sainz'a yaklaşmıştı ama bir geçiş yapacak fırsat e, bulamadılar. Özetlersek Verstappen aslında 10. başlayıp kazandı. Bunu yaparken sürüş becerisi ve otomobil hızı dışında gerçekten... Çok keskin ve doğru kararlar pit yolundaki e, strateji e, ekibi ve başındaki anlaşımız Naşimiz e, hakikaten takdiri hak ediyor. Onun dışında Fersepen yarış içerisinde ufak devriyaj ve vites değiştirme sorunlarıyla da uğraştı. Spin attı, tekerlek tekerleğe mücadeleye girişti. Pek çok rakibiyle doğru zamanda doğru yerde ataklar yaptı çok fazla risk almadan. Yani tam bir şampiyon gibi bir sürüş ortaya koydu aslında Fersepen. Bunu iyi bir stratejiyle birleştirince de. Red Bull e, takım tarihinde sadece ikinci kez 10. sıradan başlayıp yarış kazanmış oldu. Hanna Shimis'ten tabii bir e, Melis'in babası bir kızı babası olarak gerçekten keyifle bahsediyorum kızların gücüne girl power diyorlar biliyorsunuz sonuna kadar e, inanıyorum. E, Fersepen de gerçekten strateji şefini övdü İnanılmaz derecede sakindi bütün yarış boyunca dedi ve çok çok iyi bir iş çıkarttığını e, söyledi ve hakkını teslim etti e, hanımefendiye. Şimdi yarışın hikayesi aslında böyle yani. Özellikle Ferrari ve Red Bull'un yaptıklarının birbirlerinin giriş gidişatını tamamen etkilediğini gördük. Takım takım ve pilot pilot da bakalım. E, son zamanlarda yaptığımız gibi sonra diğer bölümleri e, konuşuruz. Verstappen gerçekten de yarış içerisinde şahane bir sürüş ortaya koydu söylediğimiz gibi. Sıralama turunda e, güç ünitesi sorunuyla istediğini bulamamıştı ama gerektiğinde agresif, gerektiğinde sabırlıydı. E, lastikleri gerçekten çok iyi yönetti. E, doğru zamanda doğru hammeleri takımında yapmasıyla rahat bir zafer ulaştı. Perez çok silikti cumartesi günü performans olarak baktığımızda. Yine de o da sabırlı davrandı. Fersepen önüne hiç geçmedi. Ona engel olacak bir yere kadar çıkmadı. Ee, ve e, açıkçası Leclerc'in gerisinde kalacaktı ama Ferrari'nin pitiyle onun önüne geçmiş oldu. Belki sanal güvenlik aracı olmasa Russell ve Sainz'i zorlayabilirdi. Ee, Perez son turada bunu söylüyordu ama tabii turlar bitmiş oldu yani vasat diyebileceğimiz bir hafta sonu oldu. Cumartesi'den pazara biraz daha tablo iyileşse de Perez e, bu otomobilde 5. sırada kaldı. Hamilton DRS sorunu olmasa belki de ilk çizgiden başlayıp galibiyeti zorlayabilirdi. Kendisi de bu yorum yaptı. Yarış içerisindeki temposuna baktığımızda Mercedes'in dönem dönem pistteki en hızlı otomobil olduğunu gördük. Özellikle Hamilton'ın ellerinde. Keza Russell da yarışın ilk 30 turunu lider geçti. Tempoyu gayet iyi aslında ayarladı. Ee, onun için Mercedes'te hız anlamında da Fransa'daki kayak kırıklığından sonra burada en azından bu şartlarda iyi bir tablo ortaya çıktı. Hamilton da üst üste 5. kez e, podyum e, yakaladı. Gerçekten e, onun da hafta sonu iyi geçti. Russell polden başladı kariyerindeki ilk pole. İlk bölümü iyi idare etti yumuşak lastikte Sonrasında orta hamura geçtikten sonra Hamilton kadar yüksek bir süreti yakalayamadı açıkçası. Yarışın e, orta bölümü ve ilerideki turlara baktığımızda e, normalde Lökler'e pis üzerinde kaybetmişti. Ama Ferrari'nin seçimiyle Lökler'i e de geçmiş oldu. Hamilton'a geçirse de podiumda kendisine bir yer buldu. Charles Lökler ve Ferrari'den uzun uzun e, bahsettik. Aslında ilk pitten sonra lider alıp 5 saniye fark açmıştı. Galibiyeti adeta cebine koymuştu Charles Lökler. Ama işte Ferrari'nin o Fersepen'e cevap verme hamlesi, sert lastik hamlesi bütün yarışının çöpe gitmesine neden oldu. Monokolu sürücünün. Ve bir kez daha Lökler stratejiye yenildi diyebiliriz. E, ee, bakarsak son bölümdeki turu çok özel değildi. Buna rağmen Lökler'den daha hızlıydı sıralama turlarında. E, ee, Sainz bu arada teorik en iyi turundan 0.168 saniye yavaş bir tur atmış. Yani makul bir tur atsa poli alabilirdi Carlos Sainz. Yarışın gidişatı bambaşka olabilirdi. Yani Sainz, Russell ve Lökler şeklinde başlasaydık yarışa ama o şansı da cumartesi kaçırmış oldular. Ee, onun da ilk biti söylediğim gibi normal yarışın Derdilerinin koşması gereken akışına aykırı bir şekilde yapıldı. Yavaşça olunca Sainz kare edeceğim derken tam tersine zarar çıkmış oldu. Yarışın son bölümlerinde Hamilton'a direnecek bir lastik performansı ve otomobil hızı yoktu. Biraz da belki ve sanal güvenlik aracı VSC sayesinde dördüncü sırayı e, korumuş oldu. İlk altı pilot dışında Norris hafta sonunun görünmeyen isimlerinden birisiydi ama gerçekten iyi iş yaptı. Cumartesi günü dördüncü sıraya çıkartması maklarını iyi bir Yine Riccardo'ya arada dağlar kadar fark vardı. Hamilton ve Verstappen'e yarışta direnmesi de gerek yoktu. Gerçekte yarışı onlarla değil zaten. O kendi yarışını koşmuş oldu. Nitekim Sherlocklerden 62 saniye yarışı kazanan Verstappen'den 78 saniye, 1 dakika 18 saniye geride yarışı bitirdi. Aslında bu Formula 1'deki bütün bu yeni kurallara rağmen, işte birbirini yakından takip eden otomobillere rağmen, bütçe limitine rağmen, ...hala A ligi ve B liginin arasında dünya kadar fark olduğunu gösteriyor. Ee, çok büyük bir fark var. Dakika üzerinde kazanana göre fark gelmiş oldu Norris. Buna rağmen gayet iyiydi ki arkadaki rakibinden 23 saniye önde finişe geldi. Yani eldeki otomobilde yalnız bir yarışı koşup gayet iyi bir iş çıkardı. Diğer makinede Ricardo'ya baktığımızda... E, ...cumartesi günü 0.6 saniye Norris'in gerisinde kaldı. Yarışın başlarında eski Riccardo'yu bir ara bize hatırlattı. Hem temposu iyiydi... Hem iki tane alpini birbirleriyle kapışırken şahane bir takım çalışması yapan Ocon ve Alonso'yu e, avlamış oldu. Ama sonrasında sert lastikte hiçbir tempo bulamadı. E, Ayrıca Stroll'e temasında da hatalıydı ve aldığı beş tane cezayla haklıydı. O ceza olmasa bile zaten puan alacak bir yerde değildi Ricardo. Üst üste iki tane puan aldı yarışın ardından e, hayal kırıklığı dolu bir hafta sonu oldu. Alpine'e gelelim. Alonso iki set lastikle son bölüme gelmişti sıralama turlarında. Daha iyi bir iş çıkartabilirdi belki ama o konunun gerisinde e, kaldı. Ve yarışta o konunun başlardaki savunması sinirini bozdu gerçekten. Sizden bunu duyduk. İlk bölümü 9. sırada geçti. Sert lastikle tek pitle gitmeye karar verdikten sonra Alpine ki onların da lastik, ellerinde kalan lastik yarışa başlarken bunu zorunlu kılmıştı. 48 turu bitirdi Alonso ve makul bir iş çıkarttı. En azından o konudan daha hızlıydı pazar gününe geldiğimizde. O konsa tam tersi. Cumartesi günü Alonso'ya göre daha iyi bir iş yaptı. Tek set lastikle tecrübeli takım arkadaşını geçerek. Biraz sinirini bozdu Alonso'nun yaptığı savunmayla. E, ee, i̇lk bite kadar Norris'e e, Norris e arada 7 saniye e, fark vardı ama ikinci set bir orta hamur olmayınca Alpin'in elinde yarışta kullanacakları sıfır set olarak o da sert lastiğe mahkum kaldı ve sert lastik Alonso'dan ...daha yavaştı. Vasat bir hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz... ...Esteban Ocon için. Aston Martin'de bu kez puan alan isim... ...Sebastian Vettel oldu. Üçüncü antrenmanda bir kaza yaptı e, Vettel. Çok büyük kaza değildi ama yine de uğraştı. Vettel yardım etti takıma bu arada. Yine müthiş bir e, hareketle... ...ne kadar klas bir sporcu olduğunu bir kez daha... E, ...gösterdi ama otomobil dengesi bozuktu. Aston Martin zaten cumartesi günleri çok yavaş. Pazar günü daha hızlı olabiliyor... ...son yarışlara baktığımızda. Onun için ilk bölümde elenmesi Vettel'in... ...çok da... Sürpriz olmadı. Yarışta Albon'la bir teması vardı. Stroll'e yakın gitti yarışın ilk bölümünde. Ee, aslında yumuşak orta orta hamur seçimi, stratejik seçimleri Fethel'in Stroll'e göre daha başarılı çıktı. Ve yarışın sonlarına Stroll'ü geçti. Belki bir tur daha olsa o konu bile zorlayabildi. O tur zamanları çok kötüleşmişti yarışın sonunda. Sanal güvenlik aracı Fethel'in muhtemelen bir puanla mal oldu diyebiliriz. Yine de kötü başlayan hafta sonunu iyi bitirdi Dört kez şampiyon. Pilot sene sonunda emekli ayrılmaya doğru ilerliyor bildiğiniz gibi. Stroll e, geçen hafta e, Aston'la puan aldı. Bu hafta tam tersi yerde yarışı bitiren isim oldu 11. sırada. Sıralama turlarında turu silindi ama zaten e, turu da kötüydü. Otomobil de e, yavaştı Stroll için. Yine de ikinci bölüme geçmesi e, hani makul bir iş diyebiliriz. E, yarışta da bir ara Bottas'a geçip puan barajında gitti ama Yumuşak gazlıkla çok uzun bir son bölüm atmaları Stroll'ün de elini çok zayıflattı ve nitekim Fethel'e geçilmiş oldu. Alfa Tauri bir kez daha ortalada yoktu sevgili Sokrat izleyicileri. Pierre Gazdi turu silindiği için ilk bölümde avlu atmış oldu. Pit yolundan başlaması doğru karar hiç olmazsa yeni bir güç ünitesini ceplerine koymuş oldular. Yarışta da iyi bir iş çıkarttı Gazdi yeni paketi biraz öğrenmeye çalışıyor Alfa Tauri ve 12.lik. Yine de hani başladığı yere bakarsak, otomobilizmine bakarsak iyi bir sonuç diyebiliriz Gazze için. Tam tersi Sunoda'nın berbat bir hafta sonu geçirdiğini de söylememiz lazım. 3 set lastik kullandı ilk bölümde sıralama turunda. Ona rağmen ikinci bölüme geçemedi. Hiçbir şekilde yol tutuş bulamadı. Ne cumartesi ne pazar günü. Yarışın da e, gerçekten kayıp isimlerinden birisiydi. Gazze'den çok daha yavaştı. Ve tam 7 yarıştır puan alamıyor Sunoda. Üst üste kötü sonuçlar geliyor Japon pilottan. Ve e, hani tabloyu tersine çevirmesi gereken zamanlara doğru da ilerledi. Ee, yoksa Red Bull genç sürücü programı biliyorsunuz çok farklı kararları çok aniden ve keskin şekilde alabiliyor. Sezonun ikinci yarısını yazarsan sonra daha iyi koşması lazım. Sunodanım. Alfa Romeo Bottas'ta bir güncelleme vardı. En azından son bölümde gördük uzun zaman sonra Valtteri Bottas'ı. Ortasalar gerçekten birbirine çok yakın ve o güncellemenin birkaç yarış gecikmesi e, bir anda bir takımı dördüncü, 5. takımken 7. 8. sıraya kadar düşürebiliyor. durumu durumunda biraz böyleydi. Tek pit uzun bir sert hamur bölümüyle aslında Bottas iyi bir iş çıkarttı. Puan alamayacaktı yarışın sonunda ama en azından finish'e doğru gidiyordu. Fakat e, benzin sorunuyla, yakıt sistemindeki sorunla yolda kalmış oldu. E, Guvencio da e, güncellemeyi daha almamış bir otomobille iyi bir iş çıkarttı sıralama turlarında. İlk turda fazla ihtiyatlıydı çaylak pilot ve 5 sıra kaybetti. E, sonrasında Pit ve makul bir tempo ile 4 sırayı geri kazandı ama 13. sırada da finişe geldi. Daha fazla da pek mümkün değil Alfa Romeo'ya baktığımızda. Haas sunduğunu bulamayan takımlardan bir tanesi. E, Schumacher sıralama turlarında 2. bölüm kaotik geçti ama 2. bölüme e, kalmış oldu eski paketle birlikte. Onların da sert lastikten umudunu bulamadığını söyleyebiliriz. Puan alacak bir tempo otomobilde de yoktu. Schumacher'de de yoktu. Yani çok böyle flash bir hafta sonu olmadı Schumacher için. Magnussen ise güncellemeyi belki de anlayamayan takımla birlikte e, ikinci bölüme kadar geldi aslında sıralama turlarında ama e, hani normal bir sonuç diyebiliriz Haas'ın temposuna baktığımızda. İlk ilerce Ricardo Valonzo ile birlikte girdiği mücadele hasarla ayrıldı ve e, zorun olarak pite geldi kanadı değiştirmek için. O andan sonra da yarıştaki şansı zaten öldü Danimarkalı Lyotun. Williams'a e, Albon rüzgara karşı çok hassas bir otomobil Williams. Rüzgar lavalarda e, dengesi çok istikrarsız hale kadar çok kötü bozuluyor. Ve Q2 şansı yoktu açıkçası Albon'un eldeki otomobile baktığımızda. Yarışta da stroll temasıyla biraz zorunlu ve erken bir pit yapmış oldu. Geri düşünce de zaten bu Williams'a tırmanmak zor. En azından Latifi geçmiş oldu Albon. Latifi ise cumartesi günü yıldızdı. Üçüncü antrenmanı ilk sırada bitirdi kariyerinde ilk defa. Sıralama turlarında ise Q1'in sonlarında ilk sektörü de mor sektörü. En iyi zamanı elde edip sonuncu olmayı başardı Latifi. Ve e, yarışta da e, ön kanada hasar aldı. E, temasının ardından. üç kere pit'e geldiğini gördük. Otomobil zaten yavaş. E, Üstte bu sorunlarla daha iyi bir yarış beklemek pek hayal olurdu muhtemelen. E, pek gerçekçi olmazdı doğruduz e, e, ifade edersek. E, en azından ondan daha kötü bir isim vardı da Hatta sonuna baktığımızda onun içinde Latifi'nin de, Latifi de e, hani hatırlamayacağı yarışlardan birisi oldu. Tabii Macaristan hafta sonuna baktığımızda e, bomba gibi bir haber Sebastian Vettel'in emeklilik kararı oldu. Biraz ondan da bahsetmek lazım kalan bölümlere geçmeden önce. Vettel'in Aston Martin'in geriye gidişine belki de daha fazla sabrı kalmadı. E, tabii çok e, farklı bir sporcu, çok farklı bir insan haline geldi Sebastian Vettel. Nitekim Mark Webber 2014'te demişti. Vettel her şeyi hayatına çok gençken e, yakaladı. Gençken Formula 1'e geldi. Çok erkenden yarış kazandı. Dünya şampiyonu oldu. Erkenden aile kurdu. Baba oldu. Muhtemelen Ferrari ile bir sürü yarıştıktan sonra erkenden emekli olacaktır demişti. Tam anlamıyla doğru çıktı gerçekten Weber'in e, takım arkadaşı hakkındaki bu yorumu. E, Fetel'in e, açıkçası e, dünyanın gidişatına dair e, yani düşünceleri, öngörüleri, hissettikleri ve yapmaya çalıştıkları çok saygı duyulması gereken davranışlar. Ve bir yerden sonra da hani belki hala podyum kovalayabileceği e, ara ara ön sıralara çıkabileceği bir otomobil ve performans olsaydı elinde devam ederdi ama şu anki Aston Martin'in Fethel'e bir şey vermeyeceği ikinci yılda da ortaya çıktı. 2020'deki e, otomobilden çok geriye gitmiş vaziyette Aston Martin. Onun için de 1de ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için ee, emekli ayrılacağını açıkladı. 35 yaşındaki şahane bir e, ayrılık mesajı var gerçekten de. emekli mesajı. Herkes tabii ki üzdü. Sebastian Vettel'e çok sevilen bir isim. Hatta şampiyon olduğu yıllardan daha fazla sevilen bir isim son yıllara baktığımızda. Ee, ve yani uzun yıllar sonra sosyal medyaya girdiği gün e, bunu emeklilik kararını duyurmak için kullanacağı ortaya çıktı. Hakikaten Vettel'in eksikliğinin e, yarış fiyatı olarak becerisi başardıkları şampiyonluk ünvanı, pazarlama değeri dışında o duruşuyla, e, farklı bakış açısıyla padokta e, un hissedileceğini söyleyebiliriz. Yeni bir bomba, yepyeni bomba, onun yerine Fernando Alonso'nun oturması ki pazar akşamı pistten ayrılırken Macaristan'dan Otmar Zafner Alonso kimseyle anlaşmadı merak etmeyin biz devam ederiz demiş ama bir basın mülteniyle bombayı patlattı Aston Martin Alonso'yu Fethi'nin yerine takıma dahil ettiler ee, Sebastian Fethi'nin de çarşamba günü emeklilik kararını aldığını varsayarsak mutlaka ki Alonso ile Aston Martin'in önceden bir görüşme yapmış olması e, muhtemel e, gözüküyor bu büyük ihtimalle Alonso'nun Formula 1 kariyerindeki son kontratı e, açıklamasında başka hiçbir takımın kazanmak için göstermediği bir vizyonla ve kararlılığa sahip olduğunu söyledi Aston Martin'in. Bu tabii belki de Alpine'e bir gönderme. E, yani basına çıkan haberlere bakarsak Alpine 1 artı 1 yıllık bir kontrat öneriyordu Alonso'ya. Alonso 41 yaşında şu anda 1981 doğumlu. Gelecek seneki performansına bakarak bir sonraki opsiyonu kullanmak üzere bir kontrat istiyormuş Alpine. E, çıkan haberlere bakılırsa Alonso'nun ise 2 yıllık bir kontratla ısrar ettiği yine gelen duyumlar arasındaydı. Muhtemelen Alp'in Oscar Piastri'yi yarıştırmak için bir an önce koltuğa oturtmak için ona da ciddi yatırım yaptılar. Alonso'yla hani Piastri hazır olana kadar bir yıl daha geçirip Alonso'nun performansı gerçekten harika yaşına göre pazarlama değeri çok fazla kendisini her hafta konuşturuyor bir şekilde e, takıma bir şeyler katıyor. E, yarış sürücüsü olmasını dışında geliştirmek için de çok çok önemli onun bu e, derin tecrübesi. Ama geleceğe de bakmak durumunda Alp'in. Onun için muhtemelen Alonso'nun istediği kadar uzun bir kontrat vermediler ve Alonso da kendi adına fişi çekmiş oldu. Tabii e, acaba Aston Martin hakikaten e, Alonso'yu ikna edecek kadar bir şeyler önüne koydu mu? Geliştirme planları açısından baktığımızda e, ne vaat ettiler? Mutlaka çok yüklü bir çek olduğunu tahmin edebiliriz belki de e, ee, yeni yatırımlar, yeni fabrika yatırımı cezbetti mi ee, Alonso'ya? bunları bilmiyoruz. Ama bir kez daha sonuca bakarsak elindeki otomobilden daha kötü bir otomobile geçmiş oldu şu an itibariyle Fernando Alonso. Ferrari'den McLaren'e gittiğinde şu anda da Alpine'den e, Aston Martin'e gittiğinde bu, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Alpine mesela sene yapabildiğin mücadelesi yapabilecek mi? Yaparsa Alonso'nun bu hamlesi acaba kendisine ne hissettirecek? Gerçekten Aston Martin için muhteşem bir seçim bu arada. Vettel'in yerini emekli harlanan şampiyonun yerine bir başka şampiyonla ondan daha da tecrübeli bir isimle doldurmuş oldular. Alonso bir kere hafta sonları hala çok istikrarlı. Otomobilden maksimum almayı çoğu zaman e, başarıyor. Vettel ve Stroll'ün son bir buçuk yılına baktığımızda Vettel'in bu, bu yarım yılı gerçekten güzel. Geçen sene istikrarsız dönemlerini gördük. Alman pilotun. Stroll zaten bir iniyor bir çıkıyor. Onun için belki de Aston Martin eldeki otomobili her hafta maksimumda sürecek birisine de ihtiyaç e, duyuyordu. E, ama Alonso için gerçekten hani büyük bir soru işareti var ortada. McLaren yıllarındakinden daha yavaş değil Alonso. Bunu herhalde herkes aynı şekilde düşünüyordur. Ama ile en azından 5. 6. 7. sırayı kovalayabiliyor şu anda. Alpine ve öndekilerin bile farkı az önce konuştuk dakikanın üzerindeyken bazı yarışlarda. E, Alpin'den çok daha gerideki Aston Martin ne zaman ne kadar gelişecek bu Alonso'yu istediği yerlere taşıyacak. Bu kontrat, kontratın süresi kaç yıllık olduğunu bilmiyoruz ama çok yıllık yani en az iki yıl olduğunu varsayabiliriz. Bu kontrat süresi Alonso'nun yukarılara çıkmasının için yeterli olacak mı? Bunlar büyük soru işareti. Yani Alpi'nin bile Renault fabrika takımıyla 2016'dan bu gelebildiği yer ortada. Hala galibiyet zorlamaktan çok uzaktalar. Aston Martin bunu nasıl yapacak? Ki bu sene o yıllardan birisi olabilirdi. 2022 kartların yeniden dağıtıldığı bir seneydi. Ama orada bile ne Alpin ne de şu anda Alonso'nun yeni takım Aston Martin e, hayal edilen belki sıçramayı yapamamış oldu. E, dolayısıyla Aston Martin ve Alonso'nun nereye varacağını gerçekten merakla bekliyor olacağız. Bir yandan Alonso sözünü sakınmayan bir isim. Lance Stroll'ün yani bir şekilde takım patronu oğlu olmasıyla birlikte kollandığını gördüğü anda mutlaka bunu da dile getirecektir. Stroll'ün işi gerçekten çok zor olacak. Mazda ve Fethel'e karşı zaman zaman e, takım arkadaşlarının kötü hafta sonlarında iyi gözüktüğü yarışlar çıkarttı. Ama hani böyle süper flash bir pilot değil hepinizin bildiği gibi. Ama Alonso'ya karşı işi daha zor olacaktır. E, Stroll'ün. Onun için gerçekten merakla takip ediyor olacağız Aston Martin'in önümüzdeki yıl. Evet. iki büyük şampiyona bir Küçük pencere açmış olduk. Bu hafta yayın biraz uzun oldu ama umuyorum keyifle takip ediyorsunuz. Kalan kısmı çabucak geçeyim. İstatistikler Medya Markler hafta sizlere ulaştırıyoruz. Verstappen'in 10. sıradan başladı, başlayıp kazandığı yarış kariyerinde en geriden başlayıp kazandığı yarış oldu. Hamilton Macaristan'da 11. kez podyuma çıktı. Üst üste 5. podyumunu yakaladı. Ve şu andaki en uzun süre podyuma çıkma serisine sahip mevcut e, sezona baktığımızda. 31. kez Verstappen ve Hamilton 1-2 olarak podyuma çıktılar. Farklı sıralarda da olsa. Ve Mercedes Macaristan'da bütün sezon gittiklerinden daha fazla lider gitti. Yarışa baktığımızda son 3 orisi orası 7. sırada e, görüyoruz. Bu da ilginç noktalarından bir tanesi sezonun e, son bölümlerine baktığımızda. Bu arada Fernando Alonso bu sezon 8. Macaristan'da 11. kez üst üste puan almış oldu. Bu haftaki yarışın ardından e, Alp'in yine üst üste 3. yarışta 2 otomobili birden puana giderken Bottas yolda kaldı ama %90'ını geçtiği için yarışın mesafesinin klasmana girdi ve Formula 1 tarihinde bütün start alan pilotların bitirdiği 13. yarış oldu Macaristan Grand Prix'si. Meydan hakkında kazananlar ve kaybedenlere çabucak bakalım. Kazananların başında Max Verstappen var. Az önce anlattığımız bütün sebeplerden dolayı belki de sezonun en önemli galibiyetini almış oldu bu hafta sonuna baktığımızda. Mercedes gerçekten iki otomobille galibiyeti zorlayabilecek kadar geliştiğini gösterdi. Ferrari'ye yaklaşmış oldu. Şahane bir hafta sonunun ardından. Landon Norris ekrana gelmedi ama haftanın kazananlarından birisiydi. Ricardo'ya göre yine çok üstündü. Eldeki otomobille yine Alpine'leri geçecek kadar iyi bir iş ortaya koydu. Ve Sebastian Vettel de kötü geçen Cuma ve Cumartesi'den sonra kendisini ve Aston Martin'i bir kez daha sırtlayıp puana kadar taşımayı e, başardı. Kaybayanlar kulübünün başında bu sene çoğunlukla olduğu gibi Ferrari var. Ferrari Cuma günü 1 ve 2 idi. Cumartesi günü 2 ve 3'e düştü. Yarışın sonuna geldiğimizde 4 ve 6'ya düştü. Otomobilde bu kadar uyan bir pistte zaten olan biteni de birlikte konuştuk. Bu arada Binotto'nun bir mesajı vardı. Biz strateji yüzünden değil otomobil yarışı kazanan, kazanacak kadar hızlı olmadığı için galibiyete ulaşamadık dedi. Ama tabii bu da bambaşka bir soruyu doğuruyor. Bu kadar hızlı ve cuma gününde bu kadar iyi başlayan otomobille lastikleri Ferrari neden iyi şekilde yarışın tamamına baktığımızda kullanamadı. Onu da mutlaka sorgulamak lazım. Ricardo yine kayıp isimlerden bir tanesiydi. Ee, bir kez daha iniş çıkışta ama toplama bakarsak kötü bir hafta sonunu izletti. Ve Yuki Suna da en büyük kaybıydı belki de bu hafta sonunun Macaristan'da. Haftanın telsiz konuşmasını Fernando Alonso'nun Ocon'la ilgili mesajı olarak e, seçtim. Hayatımda hiç böyle savunma görmedim. ikinci virajda ve altıncı virajda beni neredeyse duvara yapıştırıyordu. Eğer ben olmasaydım ikimiz birden yarış işi kalmıştık. E, ne halinde bir şey söyledi. Alonso. Haftanın geçişinde e, bence Charles Leclerc'in George Russell'ı iddialık için yaptığı atak gerçekten çok iyiydi. Cesur bir dalış vardı dışarıdan ve o noktadan sonra aslında galibeti eline almıştı Leclerc ama Ferrari o galibeti bir kez daha Leclerc'in elinden alıp çöpe atmış oldu. Haftanın demecinde e, Ferrari'nin meşhur takım patronu Mattia Binotto'dan e, seçtim. Ferrari için sezonun ilk kısmı olumlu diye bir demeci vardı bugün. 13 yarışın sadece birisinde başarısız olduk. Kalan yarışlarda başarılı olduğunu düşünüyor demek ki takımın. Diğerlerine çeşitli nedenlerle kazanamadık dedi Binotto. Bazen sinir bozucu yarışlar oldu. Daha iyisini hak ettik. Buna karşın 13 yarış, 12'si zafer için savaştık dedi. Ferrari'nin takım patronu. Ben de bu demeci yorumunu artık size bırakıyorum. Evet uzun bir bölümü geride baktık. Bugün uzun oldu gerçekten. Umuyorum sıkılmadan sonuna kadar takip etmişsinizdir. Temmuz ayı da uzundu. Formula 1 açısından dört yarışı e, birlikte takip ettik. Beş haftada ve şimdi 4 haftalık bir yazarız var. Tabii ki Sokrates ekranında farklı programlarla. Yıl sonuna kadar sizlerle birlikte Formula 1 keyfini yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla benden bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. E, Sokrates'te her zaman bizimle beraber olduğunuz için, desteğiniz için, takibiniz için, e, bütün mesajlarınız ve yorumlarınız için. E, eğer bir tatil varsa sizin için de keyifli geçmesi diliyorum önümüzdeki haftaların. Belçika Grand Prix'sinin sonunda Formula 1'e bir programda tekrar buluşana kadar hoşçakalın ve Sokrates'ten ayrılmayın.